Çavuş ve Cevikli genç, açık göz, iş bilen kişilerden seçilir. Çavuş, davet, yemek, çay ve kahve dağıtımını düzenler. İnanenlerin kurallara uygulamadıklarını kontrol eder. Başarılı uygun olmayan bir davranışını görürse, merhaba yaren abiye, uygun olmayan davranışını gördüğünü hatırlatır. Yaren bu davranışını sürdürürse, küçük baş hali durumdan haberdar eder. Yaren için iki baş ağa seçilir. Biri büyük baş ağa, diğeri küçük baş ağa olur. Büyük baş ağa, yarenin en yaşlı yetiştirileri, nafı sözü dinlenen kişisidir. Daha önce birkaç sefer baş ağalık yapmıştır. Toplantılar genellikle cumartesi günü yapılır. Ara toplantılar için ise çarşamba günleri olur. Çankırı'da baş ağalık yapmış kişilere adın hitap edilmez. Genellikle baş ağam denir. Küçük baş ağam yani bütün organizasyon işlerini yapar. Yani onun kanalından yönetilir. Ortada oynanan oyundan ocak işine kadar her şeyi yönetir. Bu yüzden küçük baş ağalar daha önce yarene katılmış tecrübeli kişilerden seçilirler. Yeni tecrübe masraflar her girişin iki yaren tarafından karşılanır. İki yaren olmasının sebebi maddi külfeti ve masrafı azaltmak için. Yarenler ise kişiler. İçki içen yaren yakalandığı zaman çok ağır cezalar öder. Ocak akşam namazından sonra açılır, sabah namazı kılındıktan sonra yaren dağılır. Şimdi yeniden müziğe dönelim ve Çankırı Yarenleri'nin usta sanatçıları Dobi Ahmet, Ahmet Akınar ve İbrahim Zeynep'in alınan bir yaren köküsü dinleyelim. Şahin Mültekin'in sesinden dinliyoruz. Mağar bizde üzüm yok. Oh.
Kadınlar diyerek yaren ağları içeriye alıyorlar. İçeriye giren yaren ağlar, selamünaleyküm başkağım diyerek elini göğsüne koyarak selam verir. Başkağ da aleyküm selam diyerek selamlarını karşılık verir. Arkasından sildiri çıkarak başkağının yanına oturlar. Başkağ, yaşlı olan yaren ağdan başlamak üzere, merhaba yaren ağ der. Sırayla yarenler, merhaba başkağ diyerek selam alırlar. Biraz sonra çavuş, başağım yaren ağlar geliyor der. Bunun üzerine hepsi ayağa kalkıp gelenleri karşılarlar. Selamlaşmadan sonra yaren ağlarda yerlerine otururlar. Sayı tamam olunca başağım ilerlesi beklenir. Başağım'ın geldiğini çavuş haber verir. Başağım geliyor der. Hep birlikte ayağa kalkarlar. Selamlaşmadan sonra başağım kendisine paylanan yere oturur. Başağın makamı çok gösterişlidir. Mimar yapılır, mimarın yapılmasıyla birlikte yarın ocağı açılmış olur. Artık sıra kahve içmeye gelmiştir. Çavuş tepside 25 fincanla gelir. Çavuş büyük başağından başlamak üzere diz çökerek kahvelerini atar. Yarenler kahveyi hemen içmezler. Büyük başağının içmesini beklerler. Kahveyi içildikten sonra fincanlar dağıtıldıkları sırayla tek tek toplanır. Çavuş küçük başağının yanına gelerek, başağım akşam havasına müsaade var mı diye sorar. Küçük başağ da başını eğer, bu evet anlamına gelir. Bağlama, keman, davetler, kendi için ve teşvikçiden oluşan saç devletiyle başlar. Çok zor anlarında onlara eşlik eder. Şimdi de yerlerin başlandı çabası olan akşam havasını dinliyoruz. Ah, yine akşam oldu. Thank you.
Anadolu köşelerinin çalınmasıyla birlikte ocağın misafir geleceği ilan edilmiş olur. Genel misafirler içeriye doğrudan giremezler. Çalış onlara lalenin adabını öğretir. İçeriye girerek başaran misafir ağlar geldiği haber verir. Sonra misafirler içeriye alınır. Misafirler, ağlar, selam ettim başkan. Arkasından yarenlere selam ettim yaren ağlarla. Yarenler, bir ağzından aleyküm selam misafir ağlar dedikten sonra misafirleri yanlarına otursunlar. Misafirleri kahve içtikten sonra oyunlara ve türkülere geçilir. Bir iki saat geçip yarenler yorulunca orta oyuna geçilir. Saat oyunu, öbeci bir yol, tavuk hırsızı gibi oyunlar oynanır. Gece saatlere doğru şöyle koşaklaması ve ağzın ve parmak türküsü söylenir. Bu sıranın yemeğe geldiğini işaretidir. Çavuş gülerek, başağım, yemek hazır der. Sofralar kurulur, sinirler düşülür, yemekler çoğalaran başlayarak çekilir. Yaren bağlar, yemek ederler. Yemeğin dışından kahve içilir. Bu kahve kahvesidir. Misafirler izin isteyip çıkarlar. Bu sırada Cezayir havası çoğalır. Eğer misafir gitmezse, küllü kahve ikram edilir. Adam yüzsüz misafirse, küllü kahveyi içer, gitmez. Bu sefer, çavuş süpürge üzerine ayakkabılarını koyup getirir. Misafir inat edip, ayakkabılarını yanına koyulur. Bu müdahale, dört yaren, misafir fazla kuruna dışarı atar. Yarenler, kendi kendilerine kaldıktan bir müddet sonra, Cezayir havası yeniden çalar ve yaren dağılır. Artık sabah olmaya başlamıştır. Yarenin bize harcayan süre içinde az olsa anlatmaya yaren fikirlerinden örnekler vermeye çalıştık. Gelecek programlarımızda daha geniş şekilde incelemeye yaren fikirlerinin ustalarını tanıtmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, bu sabahta programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta birlikte olabilmek dileğiyle program yapımcımız Seyfettin Sağlam, teknik oyuncumuz Özcan Coşkun, söz almada Celal Cengiz, Türküler.